Evet sevgili dostlar, konsollarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kadıköy Sokak kanalındasınız ve sizleri uzun bir aradan sonra kanala abone olmaya ve videoyu beğenmeye davet ederek videoma başlamak istiyorum. Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Playoff Turu ilk maçında Basel'i 1-0 yendi, mağlup etti, sahadan sildi. Ki bütün Türk halkının desteğini, yüreğini ve dualarını hisseden Trabzonspor güzel bir galibiyet aldı. Ayrıca Trabzonspor'un bu galibiyetiyle ülke puanı 31.500'e yükselmiş oldu. Sıralamada bir altımızdaki İsviçre takımını yenmek gerçekten önemliydi. Şimdi aslına bakarsanız hiç deprem şu bu olmasına bile gerek yoktu Trabzonspor'u desteklememiz için. Bu da bizim ülkenin ayıbıydı. Çünkü sonuç olarak İsviçre'yi yendik. İlk 10'a girersek şu an 12. sıradayız. İlk 10'a girersek Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderiyoruz. 11. olursak hani bir şans var. Ama zor bir şans. Onu da söyleyeyim. Yani zor bir şans ama bu durum çok çok iyi. Yunanistan ekibi PAOK bu hafta sonu oynayacakları AEK derbisinden elde edilecek bilet gelirini yani bir kısmını Suriye ve Türkiye'deki depremzedelere bağışlayacağını açıklamış. Bakın bize göre herkes düşman. Yunan da düşman, Ermeni de düşman, herkes düşman ama alın size düşman arkadaşlar. Yani düşman dediklerimiz. Dip bir not vereyim. Buruma Fiorentina karşısında 46. dakikada oyuna girdi ama 55'te takımındaki Dangoç'un biri kırmızı yedi ve 3-0 sağdan mağlubiyetle ayrıldılar ama aldığı süre böyle kritik maçta bile süre veriyorlarsa demek ki biz mi Buruma'yı çok küçük gördük, biz mi kötüledik diye düşünüyorum. Hollanda'da toplanan para 89 milyon euroyu geçmiş. Ben dünkü videolarımda 41 milyon eurodan falan bahsediyordum ama diyordum ki ben bu videoyu çektim de hani siz izlediğinizde kaç olacak diye. Açıkçası ben hiç bu kadar beklemiyordum. Tarsu Dönmez diye bir şarkıcımız varmış, bir sanatçımız varmış. Neşet Ertaş'tan sanırım bir şarkı söylemiş ve milleti ağlattı diyorlar. Ama ben bu Karsu ismini hani böyle komik birisi olarak hatırlıyorum, aklımda öyle kalmış. Sonsuz teşekkürler Hollanda halkına. Robin van Persie'nin eşi Büşra adı, yanlış bilmiyorsam Müslüman diye biliyorum. O da diyor Van Persie'yle birlikte biz de destekte bulunduk. İşte Türkiye ikinci vatanımız. Türkiye cennet cennet diyor. Valla Türkiye'nin cennetine ben size birkaç tane görsel göstereyim. Şu görsel. Yani şu görsel gerçekten Türkiye'yi dün yani Türkiye'nin cennet olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. João Pedro risk almıyor. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan João Pedro. İyileşme sürecinde acele etmek istemiyor. Bu arada arkadaşlar televizyonlar artık normal akışlarına film göstermeye vesaire başladı. Hani herhangi bir yayın engeli ya da ne bileyim yayın yasağı falan yok ama artık insanlar hayatın normal akışına devam etmesi gerektiği fikrinde hemfikirler. Yani yaklaşık 2 hafta geçmiş olacak üstünden artçılar devam ediyor. Yaşayanlar bilir. Kayseri'de hani biz daha iyi biliyoruz ama yaşayanlar bilir. Böyle kolay unutulacak bir deprem olmayacak gibi geliyor bana. Niye sanki bu artçılar çok fazla sıkıntı çıkaracak gibi. Hani çok uzun süre ikide bir de bakın hatırlayın böyle bir şey oldu diye hatırlatacak gibi geliyor ama inşallah hayırlısı olsun hakkımızda. Pedro iyileşme sürecini tamamladı. Sakatlıklardan kurtuldu. Üst üste oynanacak zorlu maçlar öncesinde de şu anda bir iyileşme sürecinde. Adam kariyeri boyunca çok ciddi sakatlık yaşamadı ama Fenerbahçe formasıyla bir sezonda 2 kez sakatlandı. Yani artık hazırlık maçında sezonu kapatma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Artık Pedro da kendine dikkat edecek arkadaşlar. Çalışmalarını yapıyor. Fiziksel temaslardan olabildiğince kaçıyor ve temposunu da yavaş yavaş arttıracak. Fenerbahçe'ye Angelo Sagal önerisi. Şimdi Gaziantep Lig'den çekildi. Kanat oyuncusu Sagal Fenerbahçe'ye önerildi diyor haberde. Açıkçası hani Fenerbahçe seviyesinde bir futbolcu mu? Takdirini size bırakıyorum.
Jesus teklifi değerlendirmeye aldı falan filan diyor da yok arkadaşlar. Yani benim bildiğim Jesus sakalı kapıdan içeri sokmaz. Ha bu futbolcu çok kötü manasında demiyorum ama yani ya da nasıl anlıyorsanız anlayın arkadaşlar. 29 yaş ve 18 maçya çıkmış, 2 gol 1 asist yapmış. Ha 13 gol 1 asist falan yapar da neyse derim. Yok, bu haber gerçeği yansıtmıyor. Depremzede Mehmet Akif Ağaç Samandıra'da biliyorsunuz Merkez Türk Kahramanmaraş'ta olan deprem enkazından kurtarılan ve İstanbul'a gelen Fenerbahçe taraftarı Mehmet Akif Ağaç'ta dün Can Bartu tesislerini gezdi. Ki aslında stadyumu gezdiğinde ben onu anlattığım videoda belirtmiştim ama sürpriz olmadı. Teknik direktörü Jesus futbolcularla bir araya gelen taraftarımız, genç kardeşimiz çok çok mutluydu. Mutluluğu yüzünden okunuyordu. Allah mutluluğunu daim eylesin kardeşimizin. Ya hani hayat bir şekilde sürüyor. Bu tip bir kardeşimizin de böyle bir bundan keyif alıyorsa bu şekilde olması da son derece keyifliydi. Ben bunu her takım üzerinde söylüyorum. Sadece Fenerbahçe üzerinde söylemiyorum. Her takım için söylüyorum. Taraftarları bugünlerde alıp konaklattırdığınız için, ne bileyim forma gönderdiğiniz ya da canlı yayında futbolcularınızla görüştürdüğünüz için teşekkürlerimi sunuyorum. Ve gelelim en bomba habere. Son dakika. Aubameyang adım adım Fenerbahçe'ye. İşte detaylar. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu bir belirteyim. Hem kanat hem forvet hem 10 numara ya da gizli forvet oynayabilen bir isim. Böyle bir isimden bahsediyoruz. Yılların tecrübesi, yaşlı, birçok kişiye göre süperstar, bana göre süperstar mıdır? Ben söğüş star olarak da değerlendirebilirim futbolcular. Bilmiyorum, ben ön yargılıyım ya. Yani biraz ön yargılıyım. Adım adım Fenerbahçe'ye diyor. Kadrosuna yıldız bir futbolcuyla güçlendirmek isteyen Fenerbahçe. Aslında taraftar kadromuzu yıldız bir futbolcuyla güçlendirmek istiyor. Arkadaşlar, şimdi bu sizinki şey gibi. Hani evinize bir şey alacaksınız. Alacağınız şey diyorsunuz ki kaliteli olsun, iyi olsun, çok iyi olsun. Adam araştırıyor, buluyor. Ama fiyatı diğerlerinden daha düşük. İsmi, cismi, markası o kadar yok. Mesela ben Hankook lastiklerini almıştım bu UEFA'ya sponsor olmadığı dönemlerde. Ulan dedim şahane bir lastik. Hani yol tutuşu falan süper. Müthiş bir lastik. Mesela Jinyu var. Jinyu diye bir marka var. Şahane bir yol tutuşu var. Özellikle kışlık lastiklerin. Yakıt sarfiyatı çok düşük. Kışlık lastik ama yazlık gibi yakıt yakıyor. Ulan dedim şahane. Sonradan fiyatları aldı başını gitti mesela. Hatta millet bana diyordu ki niye Lassa almıyorsun? Şu anda Lassa var üstünde. Hiç beğenmiyorum mesela. Ama markası var. Ha işte. Futbolcu olayı da böyle. Şimdi Aubameyang size göre yıldız. Bana göre değil. Bak bana göre niye değil? Ondan anlatacağım. Sabahın haberine göre Fenerbahçe 33 yaşındaki futbolcu için Chelsea'nin kapısını çalmış. Hayır, buradaki olay şu. Chelsea Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Hadi canım diyeceksiniz ama gerçekten de böyle. Ve Fenerbahçe futbolcuyla görüşmüş. Olumlu yanıt almış. İngiliz kulübüyle sezon sonuna kadar kiralık anlaşması yapmak istiyormuş. Maaş konusunda sıkıntısı varmış. Aubameyang'ın yarım sezonluk ücretinin 5 milyon euro olduğu öğrenilirken 5 milyon euroymuş. Yok, yarım sezonluk ücreti 3 milyon euro. Vergisiz cash. Toplam 6 milyon euro alıyor. Bir bölümünün karşılanması için Chelsea ile pazarlık yapıyor. İngiliz basında çıkan haberlere göre Aubameyang kariyerini ABD'de sürdürmek istemediği için Los Angeles'ı geri çevirdi. Gabonlu hücum oyuncusunun Los Angeles'ın aksine Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelme ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtilmiş. Şimdi sosyal medyada geçen bir habere göre de Fenerbahçe sezon sonuna kadar kiralamak için Chelsea ile temaslarını sürdürmüş. Ve sadece maaşın bir kısmını karşılayabiliriz demiş. Bir iddia daha da vardı. Bir sezonda bir futbolcu 3 kez, yani 3 farklı takımda oynayamaz diye belirtmişler. Barcelona ile lige başlamış. Sonra Chelsea'ye gitmiş. 1 Eylül'de Chelsea'ye gitmiş. Chelsea'de de oynayıp şimdi 3. takımına gidemez diye bu ikinci transfer oluyor. Yani 3 transfer yapamaz.
İki transfer değil, üç transfer yapamaz. Burada şöyle bir durum var. Mesela futbolcuyu Eylül'de bir takım aldı. Ama beğenmedi. Ocak'ta Gaziantepspor'a verdi. Gaziantepspor başka bir takıma normal şartlarda veremez. Ama ligden çekildikleri için biz özel izin aldık. Anlatabiliyor muyum? Bu böyle 3. Sezonun başında gitmiş. O yüzden o çift transfer sayılmaz. Bu bir. İkincisi, Aubameyang bize çok mu gerekli? Çok mu gerekli? Ben onu düşünüyorum. Yani işin içinden çıkamıyorum. Çok mu gerekli? Bence çok gerekli değil. Bu kadar ısrarlı istemenizin sebebini anlamıyorum. Bakın, benim hiçbir kaynağım Aubameyang'ın Fenerbahçe'ye geleceğini doğrulamıyor. Ve hiçbir kaynağım Aubameyang Fenerbahçe'nin futbolcusu olacak, hayırlı olsun bu iş buradan dönmez falan demiyor. Çok açık, çok net, çok samimi bir şekilde de söylüyorum. Dilediğiniz herkese inanabilirsiniz. Fakat ben bana inanmanızı yeğlerim. Ben Aubameyang Fenerbahçe'ye gelmeyecek diyorum arkadaşlar. Herkese de buradan hodri meydanlarımı belirtiyorum. Ha diyeceksiniz ki hocam çok şımarık bir açıklama. Hayır arkadaşlar, açık ve net söylüyorum. João Pedro da bir yere gitmeyecek. Ha João Pedro bir yere gidecek olsaydı olabilir. Sagal Fenerbahçe'nin kapısından içeri giremez. Ama ben şunu söyleyeyim. Alioski ismine odaklanın. Alioski'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. Eğer Alioski'de sürpriz bir ayrılık yaşanırsa Fenerbahçe iki transfer birden yapabilir. Hatta üç transfere de çıkabilir bu transfer sayısı. Bu dediğimi not alın. Belki de bundan sonraki videoda konuşuruz. Arkadaşlar kanala abone olmanız, videoyu beğenmeniz ya da yorum yapmanız bize fayda sağlayacaktır. Gerisini size bırakıyorum. Görüşmek üzere.